Uzaklarda geçen hafta. İspanya'nın güneyindeki Almerimar Limanı'nda Ma adlı tekneleriyle dünya turu yapan Mehmet Aksın Yeşim Biber çiftiyle buluşan Uzaklar 2 ekibi, burada dostlarıyla vakit geçirirken bir yandan da yol planlarını ve Atlantik seyrinden önce halledilmesi gereken tamiratları yaptılar. Havanın el vermesiyle sonunda Almerimar'dan ayrılan ekipler, uzun bir etabı geride bırakmak üzere olmanın verdiği mutlulukla yol alırken, büyük bir yük gemisiyle çarpışma rotasına girmiş ve ciddi bir kazayı son anda atlatmıştı. Marmaris'ten dünyanın ucu tabir edilen Hornburnu'na, yani Güney Amerika'nın en güney ucuna ulaşmak için yelken açan Uzaklar 2, Akdeniz'in Atlantik'e açılan kapısı Cebeli Tarık'a doğru yol alıyor. O deminki Nassau bandıralı gibi bulunduğumuz suydu neydi? Az daha yani gece falan oldu, üstüne işte çıkmak işten bile değildi. Adam önümüzde, yol hakkı tamamen bize ait. Ama hiç yani gündüz görüyoruz diye üstelik burada şeyden dolayı gördüğünü ben de görüyorum. Gözümde görüyorum çünkü köprüsün o yanlarına kılan içkinden yere çarpışmadan bakıyorum. Üstümüze geliyor. Yani çarpışma rotasındayız, hiçbir şans yok. Yol hakkı tamamen bize. Hani yelkenler de böyle tertipte hani bacağı yukarı manevra kabili ediyor teknenin. Yani dönmek istesen dönemezsin. Ben canımı hisardım. Ve başlattık tekneyi, içinden sıyırdım. Ama arkasından da bayağı bir antikler sistem de cevap vermedi. Onu aldım. Çıkan aldım, aradım. Anladı tabii. Değil. Hele mevsim kışsa hiç değil. Ama son gün işte bu son 132 millik etabı çok güzel başladık. Hatta 12 saat boyunca hiç indirmeden asimetrik balonun teknenin üstünde kaldı, bizi götürdü. Bugün de böyle motor kullanmadan buraya kadar geldik. Kayası. Cebeli Tarık Kayası'nı gördük, evet. Cebeli Tarık, binlerce yıldır denizcilerin ve ufkun ötesini merak edenlerin önündeki kapı. Cebeli Tarık Kayası, okyanusun kapısındaki gardiyan gibidir. Bu kayanın eşi, yani tarihsel adıyla Herkül sütunlarının ikincisi, 8,5 mil uzakta, Afrika kıyısının kuzeyinde nöbetine devam eder. Güneydeki kayanın adı Abila'dır. Kuzeyde ekibimizin şimdi yaklaşmakta olduğu kayanın adı da Kalpe'dir. Cebeli Tarık Kayası'na 3 mil kaldı. Arkadaki kayalık Cebeli Tarık Boğazı'nın girişinin simgesi olan Cebeli Tarık Kayası. Cebeli Tarık İngilizlere ait ayrı bir bölge, İspanya sınırları içinde ama İngiltere'ye ait bir yer. Girmek için de çok ciddi bir izin
gerekiyor. Zamanında İngilizler almış burayı. Şimdi biz burnu döndükten sonra geniş Cebeli Tarık koyunun doğu yakasında Cebeli Tarık'a giremeyeceğiz, bu Cebeli Tarık şehrine. Çünkü bizim oraya girmek için vizemiz yok. Cebeli Tarık'taki marinayı geçer geçmez hemen biraz ilerisinde havaalanının yanında bir koy var. Linea diye, İspanya'ya ait. Oraya demirlemeyi planlıyoruz. Ben oranın, yani tekneler için demirlemeyi mesela İspanya'ya ait olduğunu daha yeni öğrendim açıkçası. Daha önce ben orayı da Cebeli Tarık'a ait zannediyordum ama tam sınırmış orası. Oraya demireceğiz. Orada bir iki gün kalacağız. Ben yazılarımı yazacağım. Ondan sonra belki Tanca'ya, belki de Kanarya Adaları'na doğru yolumuza devam edeceğiz. Seyrimiz çok iyi geçti. Aşağı yukarı daha bitmedi tabii ama buraya kadar çok iyi geçti. 132 millik bir seyirdi. Bugün öğleden önce çıktık. İşte bugün öğle saatlerinde varıyoruz diyebiliriz. Dediğim gibi bu Cebeli Tarık Kayası Akdeniz'i geçen tekneler için, hele bizim gibi yani tekneler için, yelkenliler için bir simge. Artık Akdeniz'in bittiğinin ve okyanusun biraz ileride olduğunun habercisi, onu müjdeleyen bir burada anıt. Heykel gibi, evet, anıt gibi duruyor. Biz de kazasız belasız işte buraya kadar neredeyse 2000 mile yakın Akdeniz geçişini tamamlamak üzere son millerdeyiz. Bir 50 mil sonra falan Atlantik'e çıkacağız. İşte tabii bunun şerefine bugün güzel de bir balık geldi. Bakalım akşamlık onu yiyeceğiz. Çok güzel geçti. Her şey çok iyi, çok yolunda. İnşallah bundan sonra da seyirlerimiz böyle güzel geçecek. İnşallah. Hep sevdiklerimizi sağlıklı ve yanımızda göreceğiz. Tabii ki burası heyecan veriyor çünkü Osman da dediği gibi 50 mil sonra Atlantik'e çıkacağız. Uçsuz bucaksız, ucu bucağı var ama görünmeyen. Güzel bir seyahat olacağına eminim Atlantik'te. Buraya kadar zorluydu, güzeldi ama Atlantik'in daha keyifli olacağını diyelim. Daha keyifli ve daha mistik olacağını düşünüyorum. Okyanus dünyasına gidiyoruz. Orası başka bir dünya. Cebeli Tarık binlerce yıl uygarlığın beşiği Akdeniz'de yaşayan toplumların hayallerini süslemiş, tarihin en önemli boğazlarından biridir. Asırlar boyu insanların uygar hayatın bittiği ve ardında karanlıkların başladığına inandığı kapıdır burası. Okyanus ülkesinin kapısı. Uzaklar 2 ve Mah tekneleri Cebeli Tarık Kayası'nın hemen yanında demirde yatıyorlar. Akdeniz'den çıkmak için sabırsızlanan tüm denizciler için Cebeli Tarık Kayası'na bu kadar yakın olmak heyecan vericidir. Denizciler bu noktaya kadar sağlıklı bir şekilde gelmiş olmayı yine birlikte güzel bir akşam yemeğiyle kutluyorlar.
kadar yetimlenmiş ki ben göremedim. Rüzgardan vermiş değil mi? Hadi arkadaşlar, bu Cebeli Tarık'a varışımızın şerefine tekrar. Çıpıt vereyim mi? Şeref. Aramızda şu anda olmayanların da adını tadıyı bir kaldırıyor. Onlar da geldi Cebeli Tarık'a. Cebeli Tarık'ta biraz soluklanan Uzakları 2 için artık demir alma zamanı geldi. Daha alınacak çok yol var. Cebeli Tarık'tan ayrılan denizciler, İspanya'daki son uğrak limanları olan Tarifa'ya doğru yol alıyor. Cebeli Tarık Boğazı'nın akıntıları tamamen gelgite bağlı bir akıntı sistemi var burada. Buradaki devamlı olan akıntı İstanbul Boğazı'nda olduğu gibi devamlı bir akıntı var. Yüzey akıntısı Atlantik Okyanusu'ndan Akdeniz'e doğru yaklaşık 1-1,5 katlık bir akıntı hep var. Bir de Medcezir akıntısı var. O da işte 6 saatte bir Medcezir'e göre, yani suyun yükselmesine, alçalmasına göre oluyor. Şimdi bizim hesabımıza göre Cezir'den 3 saat önce sular doğuya doğru akacak. Yani şu anda suların doğuya doğru akmaya başlaması lazım. Bu günlerde kuvvetli akındı. Çünkü ayın yeni ay karanlığı var şimdi. Malum dolunayda ve yeni ayda akıntılar, Medcezirler, her şey daha kuvvetli oluyor. Ayın çekim gücünden dolayı. Biz de hesapladık, saat tam 3'te o Punta Carnero burnundan boğaza girdik. 3'te akıntının dönmesi lazımdı. Yani şu anda akıntı yok gibi bir şey benim hesabımda. Çünkü yani yani akıntısız şeyde havada yerken de bu rüzgarda bu süratle gideriz zaten. Ama akıntının olmaması da iyi bir şey. Çünkü akıntı aleyhimiz olsa zaten 1,5 kat akıntı var. Ne olsa çok zor olacak yelken de söktürmek. Atasoy ve Karasu sert rüzgarlar bekledikleri bölgede çok keyifli bir hava yakalıyor ve mağ teknesi eşliğinde Tarifa'ya doğru oldukça rahat bir seyir yapıyorlar. Tarifa'ya giriyoruz. Cebeli Tarık'tan sabahleyin çıktık. İspanya'daki son limanımız, Anakarası'ndaki son limanımız Tarifa'ya giriyoruz. Burası küçük bir şehir. Aynı zamanda sörf merkezi. Sevimli bir yer. Kalesi var. Daha önce ben almıştım burada. Yarın sabahleyin de erkenden veyahut da işte Medcezir akıntısına giderken olması gerek yok. Tanca'ya geçeceğiz. 16 mil Tanca buradan. Cebeli Tarık'tan burası da yine aşağı yukarı 15-16 deniz miliydi. Kısa bir şey oldu. Hava güzel. İspanya'nın en güney ucu olan Tarifa, Endülüs bölgesinin önemli bir kenti. Tarifa'nın tam güneyinde ise Afrika kıtasının Cebeli Tarık Boğazı'na hakim ülkesi Fas yer alıyor. Denizciler Tarifa'da kısa bir mola verdikten sonra Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan kenti Tanca'ya geçecekler. Osman teknede bilgisayarları ayarlıyor. Çantaya koydu.
26 Aralık sanırım. 26 Aralık. Dün girmişti, dün akşam girmiştik. Tarife İspanya'nın Cebel Tarık Boğazı'ndaki sevimli küçük bir şehirciği. Aynı zamanda tarife Akdeniz'in en rüzgarlı yerlerinden de bir tanesi. Surf cenneti diye de geçiyor burası. Yazın yüzlerce, binlerce kişi bu sahillere surf yapmaya geliyor. Karşı sahil Afrika, hemen 15 mil güneyde Afrika sahilleri var. Açık havalarda sanki elini uzatsan değecekmiş gibi yakın gözüküyor. Buradan düzenli olarak Tanca'ya hızlı feribotlar çalışıyor. Feribotların üzerinde Tarifa Jet yazıyor. Tanca Tarifa 35 dakika diyor. 35 dakikada götürüyorlar. Kocaman şeyleri böyle limana sokup çıkarmaları, burada manevra yapmaları hakikaten görülecek şey. Burası aynı zamanda bir balıkçı. Balıkçı. Cebeli Tarık Boğazı malum balık açısından çok zengin. Çok çeşitli balık var. Hem okyanus balığı hem Akdeniz balığı. Yani bizim İstanbul Boğazı nasıl zenginse balık geçişleri açısından, Cebeli Tarık Boğazı da en az onun kadar, hatta daha fazla balık çeşidi barındırıyor ve çok balıkçılık var orada. Ben Tanca'da da görmüştüm. Akla gelebilecek her çeşit balık ve bol. Yani İspanya'yı balığa doyuran yer burası Cebeli Tarık. İspanya, hatta Avrupa'yı besleyen, balık açısından besleyen önemli bir merkez. Tarifa, stratejik konumu nedeniyle binlerce yıldır yerleşim merkezi olarak kullanılıyor. Romalılar burayı asırlarca ellerinde tutmuşlar ama Arap akınları sonunda 10. asırdan itibaren Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir bölge halini almış. 15. yüzyılda İspanyolların Katolik kralları, Katolik olmayan herkesi ülkeden kovuncaya kadar da öyle kalmış. Çok kültürlülüğün önemli simgelerinden olan Tarifa'nın adı da ilginç. Bir rivayete göre dünya limanları arasında ticari gemilere belirli bir tarife karşılığında ücret talep eden ilk liman burası olduğu için bu adı almış. Bir başka rivayetse Kuzey Afrikalı kabile lideri Tarif İbni Mali'nin adından. Bugün 29 Aralık, Tarifa'dan hareket ettik. Rotamız Tanca. Arkamdaki burun Avrupa kıtasının en güney ucu. Tarifa'da zaten Avrupa'nın en güneyindeki yerleşim. Burası aynı zamanda Atlantik Okyanusu ile Akdeniz'in kesişme noktası. İskelemizdeki sular Akdeniz'e ait, sancağımızdaki sular ise Atlantik Okyanusu'na ait. İstanbul sınırından Tanca'ya doğru 218 rotasında iniyoruz. Denizciler artık Akdeniz'e veda ediyor. Uygarlığın beşiği Akdeniz'i kulaç kulaç dümen suyunda bırakan Uzaklar 2, Atlas Okyanusu'nun sularına değmeye başlıyor. Atasoy ve Karasu'nun şimdiki hedefi Fas'ın Tanca Limanı. Fakat Atlas Okyanusu'nun Akdeniz'e sürekli akan suları çok güçlü yüzey akıntıları oluşturuyor, bu da bölgede ürkütücü anaforlar yaratıyor. Uzaklar 2 ekibi bu anaforlardan rahatsız. Onları ancak Atlantik'in mavi ve serin suları rahatlatabilir. Ve hedeflerine ulaşmak için kuruvarlarında artık yalnızca birkaç mil var. Uzaklarda gelecek hafta. Afrika sahillerine geçecek Uzaklar 2, keyifli bir seyrin ardından Fas'ın boğaz kıyısındaki ünlü kenti Tanca'ya demirleyecek. Daracık sokakları, güler yüzlü insanları ve tarihi yapısıyla insanı büyüleyen Tanca'da keyifli günler geçirecek olan denizciler için bakalım bir sonraki uğrak limanları olan Fas'ın başkenti Rabat'ta işler planladıkları gibi gidecek mi?